Arkadaşlar, Demokrat Parti olarak dünyada pek eşi benzeri görülmemiş bir olayı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Partimiz kansız, hür bir seçimle ve ezici bir çoğunlukla uzun yıllar memleketi kendi despot iradesiyle yöneten CHP'nin yerini almış bulunuyor. Bu resmen beyaz devrimdir. Şimdi sözü Muzaffer Bey'e bırakmak istiyorum. Çünkü bu devrimi eski bir CHP'li olarak bize en iyi anlatacak olan odur. Paşazade Demokrat Parti'nin seçim zaferini her ne kadar beyaz devrim olarak vasıflandırmış olsa da ben pek aynı kanaatte değilim. Unutmayalım ki gerçek devrim Mustafa Kemal Paşa tarafından bu ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için yapılmıştır. Evet, CHP Atatürk'ten sonra inkılap yılları boyunca biraz despot bir yönetim tarzı sürdürmüş olabilir. Hatta bazen devrimlerin kabul görmesi, benimsenmesi için bu gereklidir de. Şimdi sizlere sormak istiyorum arkadaşlar. Şu anki Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da şimdi burun kıvırdığımız CHP'nin içinden çıkmadılar mı? İsmet Paşa partiden ihraç etmeseydi o zaman Menderes'i. Ama aynı İsmet Paşa, Celal Bey'i köşke davet ederek Demokrat Parti'nin kurulması için destek vermiştir. Nereye varmaya çalışıyorsunuz Muzaffer Bey? Galiba Demokrat Partili olduğunuzu unuttunuz. Bir yere varmaya çalıştım yok arkadaşlar. Madem Demokrat Parti'nin seçim zaferi bir beyaz devrim olarak vasıflandırılıyor, birçoğumuzun içinden çıktığı inkılapçı CHP'yi yok sayarak, acımasızca karalayarak bu beyazı ellerimizle kirletmeyelim demek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi de parti binamızın yenilenmesi konusunu mütalaa edeceğiz. Söz almak isteyenler. Bugün partide az kalsın kendine saldırtacaktı milleti Muzaffer. Niye? Ne oldu ki? Mübalağa ediyor canım. Ben de herkes gibi fikrimi söyledim, o kadar. Ne fikirler ama. Bilmeyen CHP kongresinde sanırdı. Sen onu bırak da şu Marshall planından gelecek paralara ne zaman kavuşacağız ondan haber ver. Pek yakında Aziz'im, pek yakında. Bak, yeni traktörler sipariş ettim. Eğer o para gelmezse tarlaları sana sürdürürüm, haberin olsun. Traktörler gelince işçiler ne olacak? Artık ırgatlara ihtiyaç kalmayacak. İşin güzel tarafı da bu ya zaten. Bir sürü ırgat masrafından kurtulacağız. Üstelik tarlalar daha iyi sürülüp ekilecek. Ama ırgatlar kovulursa aç kalırlar. Çiftlikte bir yediğini bir daha yemez, bir giydiğini bir daha giymezken ırgatlara ne olacak ama demiyordun. Şimdi mi aklına geldi ırgatlar? Evet, şimdi aklıma geldi. Aklının ermediği meselelere karışma öyleyse. Hanımlar. Niye ermiyormuş aklım? İnsanları Boğaztok'unda köle gibi çalıştırın. Sonra da işiniz kalmayınca bir tekme yalla. İnsanlar işsiz kalınca ne yer ne içer? Düşündünüz mü hiç? Çoluk çocuk açlıktan gebersin, umrunuzda değil öyle mi? Vay be, senin bu hanımdan çekeceğin var Muzaffer. Benden söylemesi. Olsun. Ben en çok onun bu dik başlı halini seviyorum zaten. Yatmadın mı sen daha? Niye? Yatmam mı gerekiyor illa?
Kızma canım hemen. Erkek milleti değil misiniz? Topuğunuzun köküne kibrit suyu. Hoppala. Nereden çıktı şimdi bu? Babam da böyleydi. Su getir güllü, ayağımı yıka güllü, yat zıbar artık güllü. Babanla kıyaslayarak haksızlık etmiyor musun? Sofrada söylediklerime kızdın mı? Bilakis. Çok hoşuma gitti. Haksız mıydım ama? Haklıydın karıcığım. Domuz. Maytap geçiyorsun sen benimle. Asla. Ama sende bir söz var bana. Daha fazla Muzaffer'in kulu olma. Güllü'yü kurtar Muzaffer'den. Ne yiyeceğim şimdi kurban? Demek artık çiftlikte kalacak dedi. Sen hiç canını sıkma. Eninde sonunda o çiftliğe gireceğiz. Tabii eğer siz sözümden dışarı çıkmazsanız. Yok, çıkmayız emmi. Yeminle ha bak. İyi, dinleyin o vakit. Bu mevzu soğuyunca sen gidip avradın gönlünü alacaksın. Sonra yavaş yavaş bu çiftlik işini Zehra'ya işleyeceksin. İşleyeceksin ki o da gidip Güllü'ye işleyecek. Olur mu ki? Olur. Sabredip söylediklerimi yaparsanız mutlaka olur. Mutlaka. De hadi vurun, vurun, vurun. Şundan da ye anacığım. Yerim kızım, acelesi yok. Ben bilirim seni, sen şimdi çekilir yiyemezsin de. Ay o kadar çok bana. Çok falan değil. Bak senin için pişirdim, yemezsen de arılırım ha. Halide inmeyecek mi yemeğe? Aç değilmiş. Yemiyormuş. Yemesin bakalım. Of vallahi of of. Ne oldu Yasin ha? Romatizmaların mı tuttu gene? Hey ya. Yedi bitirdi beni bu hastalık. İki dakika ayakta bırakmıyor Meret. Kabul et Yasin ha. İkimiz de yaşlandık artık. Bir ayağımız çukurda sayılır. Allah'tan gelen her şey kabulümüz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Oturun bakalım pimponlar, oturun. Kız anasını da aldı çitliğe, siz halan oturun. Ne yapalım yani? He ya. Çitlik gitgide kalabalıklaşıyor Yasin ağa. Dua et de bey sepetlemesin yeri yok diye seni çitçi başılıkta. Onca yıllık hukukumuz var. Elbet bize de kıyı bucak bir yer verir oturacak. Ha. O kıyı bucağı yarın bir gün kızın babasına vermesin sakın. Cevşire mi? Yok canım, daha neler? Biz bu çitlikte olmaz denen neler gördük neler. Aha buraya yazıyorum.
yarın öbür gün yedi sülalesini toplayacak o kız çiftliğe. Hah, hoş. Bu gidişle siz biraz zor görürsünüz ya o günleri. Tövbe estağfurullah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.